Gaziantep'te yaşayan Fatih ve Zeynep Kurt çifti 6 Şubat 2023'teki depremlerin en fazla etkilendiği Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Adıyaman ile Gaziantep'in Nurdağ ve İslahiye ilçelerinde hayata geçirilen evlenecek gençlerin desteklenmesi projesi kapsamında aldıkları evlilik kredisiyle dünya evine girdi. Merhabalar, merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Çok hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrar. Şöyle alalım tekrardan. Evet, hoş geldiniz hocam. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Biz teşekkür ederiz, siz nasılsınız? Allah biz de iyiyiz, çok teşekkür ederim. Nereden tanıyorsunuz? Biz üniversiteden tanıştık. Ben buraya okumaya gelmiştim, Adıyaman'dayım. Hangi bölümde okuyordunuz? Ben Azeri Sağlı, o mezundu. Mezundu, aynı bölümden mi mezundu? Yok, bizimkisi ayrı. İnternet sitelerinden ve haberlerden gördüm, sosyal medyadan gördüm. Eşimle birlikte konuşarak bu krediye başvurma imkanımız oldu. Başvurumuzu yaptık. Süreç onaylandıktan sonra bizi eğitime çağırdılar. Eğitimimiz belli oldu. Eğitimi aldıktan bir ay sonra paramız hesabımıza yatışı sağlandı. Almış olduğum mobilyaların, beyaz eşyaların taksidi vardı evle ilgili. Yani evin araç gereçleri, bir eve ne lazımsa bunları taksitle almıştım. Yani babam destek sağladı, sağ olsun. 1,5 yıldır ben de özel sektörde çalışıyorum. Bu anlamda oturma grubunu ben aldım, taksitlendirdim. Yatak odası grubunu ben aldım, taksitlendirdim. Halı, kilim, perde, yatak odasının taksitini ödedim. Almış olduğum perdelerin taksitini ödedim. Ve düğün masrafı vardı. Düğün salonunun parası vardı. Bunları ödedik. İşte kuaför, bunlar giderleri vardı. Bunları ödedik. Onları şekilde karttan ödemiştik. Karta ödeme yapmış olduk ve borcumuzu ödemiş olduk. Evlilik kredisi bize doktorun yazdığı reçete gibi gerçekten bir reçete oldu. Ve bizim yaralarımızı sardı. Benim birikim ve yatırım yapmam çok zor olacaktı. Bir şeyin sahibi olmam çok zor olacaktı. Borçlarımı uzun süre ödeyecektim. 1 yıl, 2 yıl ben bunların taksitini ödemekle uğraşacaktım. Ama bu kredi sayesinde ben bunların taksitini ödedim ve herhangi bir borcum kalmadı. Çok küçük tutarda kaldı. Tabii ki kredi olmasaydı düğün tarihini erteleyebilirdik. Yani ilerleyen tarihleri alabilirdik. Hani krediyi de bekleyebilirdik. Çıktıktan sonra düğün yapardık. Bu krediye bize imkan sağlayan, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Aile Bakanlığı'na, Aile Bakanlığı personellerine çok teşekkür ederim. Başvurumuz onaylandıktan sonra evlilik sürecinde bir adım attık. Evliliğimizi erken aldık biraz daha. Deprem bölgesinde böyle bir destek verildiği için çok mutluyum. Çünkü evlenen gençlerin böyle bir desteğe, böyle bir yardıma ihtiyacı var şu zamanda. Gerçekten kredi olmasaydı biz de biraz erteleyebilirdik düğünümüzü ama kredi sayesinde biraz daha erken aldık. Borçlarımızı daha ödeme kolaylığı oldu bize. İşte Cumhurbaşkanımıza, sonra Aile Bakanlığımıza, bize eğitim veren tüm personellere çok teşekkür ederiz. Herkesin belli bir bütçesi var. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Aile Gençlik Fonu kuruldu. Daha sonrasında yine bakanlığımız tarafından evlenecek gençlerin desteklenmesi projesi hayata geçirildi. Bu kapsamda Sayın Bakanımız 15 Şubat 2024 tarihinde ilk başvuruların alınmasıyla alakalı müjdeyi gençlerimizle paylaştı. Bu kapsamda aile kuracak olan gençler, ilk adımı atacak olan gençleri bakanlık olarak desteklemekteyiz. Aile müessesesinin güçlendirilmesi, desteklenmesi, aynı zamanda gençlerin girişimciliğinin ve gelişimlerinin desteklenmesi adına bakanlığımız çok önemli adımlar atmakta. Projemiz kapsamında bakanlığımız
bakanımızın sahada yürüttüğü, bu proje kapsamında yürüttüğü çalışmaları bakanımız yakından takip etmekte. Biz de proje kapsamında çalışmalarımızı günden güne arttırmaktayız. Evlenecek her çift öncelikle gençlerimizi, ailelerini, aynı zamanda bizleri ve Sayın Bakanımızı tabii ki mutlu etmekte. Bu Islahiye ve Nurdağ ilçelerinde şu ana kadar evlenecek olan çiftlerimizden 170 kişiyi desteklemek için başvurularını onayladık. Aynı zamanda bu gençlerimizden, bu çiftlerimizden 69 tanesi kredisini alarak evliliğe ilk adımlarını attılar. Evlilik süreci ve başlangıcı önemli bir süreç ve desteklenmesi gereken bir süreç. Biz de Aile Bakanlığı olarak gençlerimizi destekliyoruz. Bu kapsamda verilen kredi ve kredinin ödeme koşulları gençlerimizi çok rahatlatmakta. Ne yazdı, reçete neyse Aile Bakanlığı da bize bir reçete yazdı, sağ olsun. Biz de bu şekilde o reçeteyi kullandık. Hukuk, sağlık ve iletişim konularında eğitimler düzenliyoruz. Resmi nikahlarını çiftler gerçekleştirmeden önce bir evlilik öncesi eğitim programı gerçekleştiriyoruz. Daha sonra da evliliklerini desteklemek ve çeşitli becerileri edindirmek amacıyla aile içi iletişim, çatışma çözme becerileri gibi konularda eğitimler düzenliyoruz. Evliliğin ilk iki yılını baz aldık. İlk önce evlilik öncesi eğitim programı, sonraki süreçte 6 ayda bir olmak üzere aile eğitim programı kapsamında eğitimler düzenliyoruz. Gerçekten yani evlendikten sonra her genç çiftin bence böyle bir destek ihtiyacı var. Faizsiz. Sonra hani 2 yıl sonra bu ödemenin çok zorlayacağını düşünüyorum.